Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ramazan Bayramı öğle sohbeti. Elhamdülillah Recep, Şaban derken Ramazan ayı geldi. O da geçmek üzere son saatini şu anda. Bayram gecelerinde bir özelliği var. Bayram geceleri Arefe günü günü batınca başlar. Ta Tanrı arınca kadar devam eder. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ben ahya, diretir fıtrı. Kim iyi ederse, ihya hayattan gelir, yani yaşatma, diretme anlamına gelir ki böyle. Yani öyle geçirmezse barem gecesini, bir insan gece bir şey yaparsa, ibadet yaparsa, Leyt-i Eda ve Kur'an Bayram gecesini. Lemyümüt kalbi, onun kalbi ölmez. Yevme temmüzü kakulü, kalp öldüğü zaman onun kalbi ölmez. Kalp ölümü insanın gaflet demektir böyle. Yani gönül kararması, gönülün duasını kaybetmesi, gönül sıkılmaz demektir. Demek ki bir insan İki barem gecesini iyi ederse, canlandırırsa, boşa geçirmezse, gönlüne bunu oraya verirse, kalp öldüğü gün o kalp ölmez. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, hayali yerli erba. Bir insan dört gece ihya ederse bu adı şerifte. Lehül cennete, ona cennet vacip oluyor. Demek ki dört geceyi kim iyi ederse, ölü gibi geçirmezse, yatıp uyumazsa, o kimseye cennet vacip oluyor. Yine niyete terbiye, terbiye gelisi. Terbiye gelisi bu Kurban Bayramı'na özel, aradan bir gün evvelki gece terbiye gelisi böyle. Ramazan'ın son günü de hatta arife denmez bile bunu aslında. Yani fıkıh kuralında Ramazan son günü derken Ramazan'dır. Bu yok başka özelliği böylece. Bu terbiye günleri, arife günleri bunlar sonra özellikleri böyle. Hadis-i bunda geçtiği için bunlar da açıkça kısaca anlatım bunları da. Çünkü terbiye günü hacılar Mina giderler Beytullah'tan, orada geçirirler. Nihayet-i arife, arife gecesi. Leyt-i Nâri, Kurban Bayramı gecesi, bir de fıtrı, Ramazan Bayramı gecesi. Demek ki insan bu geceleri ihya ederse, artık bayram geçti diye işi kişi bir göçütmezse, yine Allah yolunda ayrılmazsa kulun gönlü, bu kimsenin kalbi, gönlü ölmüyor, diri kalıyor, kalp öldüğü zaman da böyle. Şimdi bayram geceleri neden acaba bu kadar değerli? Genelde dünya işlerinin yoğun olduğu zamandır bayram geceleri. Erkeğin de, hanımının da. Tabi esnafın da, alıcının da, müşterilerin de böyle. Genelde insanlar çıkarlar o gecelerde. Tabi normal zamanlarda. Mesela olağanüstü haller tabi bunun dışında kalıyor. Onun dışında bayram gecelerinde halk çoğunu alır, çarşıya, pazara gider, dükkan dükkan gezer, vitrine seyrederler. Alışveriş derdinde, yani alkış şurada, gözü burada, şunu alayım, buranı derken böyle gezmek geçirirler böyle. Evde de hanımların ev işleri olur, fazlasıyla ev işleri olur böyle. Yani ibadetlerde bir kesinti olur ibadetlerde. Dünyada ibadet edilince, bunlar göğe çıkıyor bunlar böyle. Göğe çıkıyorlar. Melekler bakıyorlar ki bir namazın sevabı geliyor nur şeklinde. O namazı kılınışın orantı olarak böyle. Daha parlak, daha büyük olarak çıkıyor. Kılana göre böyle. Okunan Kur'anlar, yapılan tebbi istiğfarlar, sıralar-ı şerifeler ve diğer hayırlar. Mesela bir hastayı sorma, hiç olmazsa bir telefonla, mesajla halatı sorma, bayramı tebrik etme, o geceyi tebrik etme, uyandırma insanları.
bunların her biri kalanları da göğe çıkıyor bunlar böyle. Melekler bunları görüyorlar. Kimin ameli bu? Şirazı filan diye böyle. Bilhassa Ramazan gecelerinde elhamdülillah her gece çok ibadet çıkıyor, amel çıkıyor gökyüzüne. Orucun sahibi çıkıyor, iftarın sahibi çıkıyor, okunan Kur'anların hatimlerin çıkıyor, teravih namazı çıkıyor bunlar böylece. Bayram gecesi bir kesinti oluyor bu sefer, bayram gecesi bakıyor. Evet, bakıyorlar dünyadan gökyüzüne amel gelmiyor fazla. İnsan dünya dalmış insanlar böyle. Evin temizliğidir, yani aşırı kaçarak, gelene fazla kaçarak bunlara böyle. Aman şöyle eğri bu, düz ol derken geçince. Bunun için demek ki, buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü'nü, kim bahram günü ihya ederse bahram gecelerini canlandırır bunu ise, peki ne yaparsa, ne yaparsa yapsın. Yani, özel bir buna bir duası yok. Özel bir bunların bir namazı yok. Bayram gecelerinde. Yok özel bir şey bunların böyle. Kişinin günlerine doğarsa, hangisine kolay gelirse, namaz kılar, kaza namazını kılar bilhassa, kaza namazı varsa, tabi tevbi istiğfar eder, nefis muhasebesi yapar. Ömrüm nasıl geçti acaba? Ramazan nasıl geçti acaba? Bunların nefis muhasebesini yapar. Aldı, verdi, yedi, içti, bunları düşünür. Allah Teala zikrini yapar. Mesela kelime tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. 100 defa, 2 defa çeksin bunları böyle. Kur'an okumasını bilmeyen ayet-i kürsü okur, Fatiha okur, kısa süredir okur, İhlas-ı Şerif'i okur. Kısa bunları ama tekrar okur. 10 defa, 20 defa okur böyle. Bunları okur bunları. Dini kitapları okuyabilir. Bunu da okuyabilir bunları da. Yani hayra sanat yapabilir. Mesela konu komşuya bir ikram edebilir. O gibi bir şeyler icabında. Demek ki bunların kalbi ömürdüğü gibi bir de bunlara cennette vacip oluyor. Yani gerçekten insanların meşhur zaman, dünyada olduğu zamanlarda unutmayanlar. Bunları şey benetti Eyvallah Hazretleri böyle. Öyle ki bir koruda ağaçlar kurumuştur ağaçlar. Ya bu kadar sararmış, solmuş, dökülmüş ağaçlar değil, ölü halinde ağaçlar. Bazı ağaçların, aralar bu ağaçların yaptığı yemişli, taze, canlı ağaçlar böyle görüyor. Buna benziyor muhtemelen böyle. Buna benziyor böyle. Yani insanın gafil olduğu bir zamanda Allah'ı unutmayanlar, dünyaya dalmayanlar, ölümü unutmayanlar, o kavramı unutmayanlar. Bu iş eldeye gökler inşallah Teala, Ramazan bu bayram gecelerini iyi etmeye çalışmak gerekiyor. Bir de terbiye gecesi geçti burada, terbiye. Kur'an bayramının olduğu güne Yemin Nahr deniyor. Yani kurban kesmek bir anlamına geliyor böyle. Ondan bir gün evvelisi Arefe günü. Arafa'da çıkıyor gün böyle. Ondan bir gün evvel de terbiye günü deniyor bunlara böyle. Terbiye günü deniyor böyle. İşte bu terbiye günü Peygamber Hazretleri Mina'ya gitti buradan. Sabah namazını Kabe'de kılıp Mina'ya gitti. Orada 5 vakit namaz kıldı. Kaldı orada böyle. Şimdi eğer bizler akıl mantıkla düşünecek olursak, bir yerde Kabe varken, Beytullah varken, Haram-ı Şerif varken, bırak duvarını Mina'ya git. Orada kılıp 5 vakit namazını. Yani akıl mantıklı değil bunlar muhtemelen böyle böyle. Demek ki o gün, o gece Mina'da kalmak daha sevap Allah katında cenneşler diyor bana. Peygamber bilir bunu böylece. Peygamber sabah namazını terbiye günü kıldı ve Kabe'de kıldı. Oradan çıktı, devesine bindi, Mina'ya gitti. Tabi işte yayın gidiyor, yakın beş köpede bir şey aşağı yukarı böyle. Mina şeye, o gün öğle namazını, iki de yatsıyı kıldı, gece orada kaldı, Mina'da kaldı, sabah orada kıldı, o da Arapa'da çıktı, gitti böyle böyle.
Bir de Arife gecesi. Yani kurbanın bir önceki gece. Arafat'a çıkılacağı gece. Mina'da olduğu gece yani böyle. O gecede Arife gecesi böyle. Eşte Arife. Arife haccın özü. Peygamber sorulur. Nedir hac? Peygamber de el hacı Arife buyurdu. Hac Arife'dir böyle. Yani Arafat'ta bulunma. Yılda bir gün. Bir gün böyle Arafat meydanında. Oraya gitme, orada vakfe yapma, namaz kılma, dua etme, tevhid sıfır etme. Yani tabi bu sene belki nasıl olmayacak oraya gitmek ama yani gidenler alanı inşallah. Bazılarına ömürde bir defa nasip oluyor bu insanlara böyle. Yani bir defa hacca gidiyor ve Arafa da tek bir güne münhasır, tek günü böyle. O bir güne, yani bir güne hatta öğleden sonra başlıyordaki vakfı aslında başlıyor. Yani o günü insana da hoşça geçmemesi gerekiyor orada böyle. Yani eş dostla sohbeti bırakmak gerekiyor orada. Allah yönüne giriyor kalplerimizin. Biraz Arafat'ta, Arife günü peygamberlerin rahmeti orada peygamberlerin. Hızır Aleyhisselam orada. Bütün evli orada hepsi böyle ruhları. Bedenleri bağlasın. Hepsi orada. Allah'ın salih kulları, milyonlar Allah'ın salih kulları. Ve buna işleyen tabii nice aşıklar var, zahitler var, salihler var, müttekiler var, işlerinde var bunlar böylece. İyi bir toplum olmuş oluyor orada. O günde işlerde ve gerekiyor orada. Bir de tefekkür gerekiyor. Tefekkür gerekiyor. Tefekkür ölümü hatırlamaktan başlar. Yani bu hayat ya etmeyecek bu hayat böyle. Bir şeyin başlangıcı varsa onun sonunda vardır. Her şey vardır. Böyle. Mesela Ramazan'ın başladığı başı vardı, sonunda geliyor muhtemelen böyle. Bayramın da başı vardır, sonu vardır böyle. Her doğada ne yapar? Ölür muhtemelen böyle. Hatta bir gün bir cenazede biri soruyor bir başkasına. Neden oluyor ölü bu diyor. Yani hasta mı? Ne oldu? Nedir ölü bu diyor. Bana biri cevap veriyor. Doğu dışı ölü diyor. Doğu dışı ölü diyor böyle. Yani doğan ölecek burada. Her doğan şeye böyle bakıyor. Bunun için yani hayatımız elimizde değil yani. Yani dünyaya gelmek, doğmak, yaşamak elimizde değil. Allah'ın takdiri ezel celle celaluhu böyle. Fakat doğduk, ölmeye de mecburuz, mahkumuz. Peki niye dünyaya geldik? Beyler bile liyebli hüküm. İmtihan çekildi böyle böyle. İmtihan buraya geldik böyle böyle. Kim daha amme yapacak bu kadar bu arada? Kim Allah'ı burada yönelecek? Allah'ın sonu Celle Celaluhu böyle. Dünyada geçiyor dünya hayatı böyle. İşte ölümü hatırlama, mezarı hatırlama, o kefen hatırlama, tabutu hatırlama, hatırlama bunları böylece. Sonra bakma göre yerlere götürmek yerlere götürür böyle. Bir denge düzen var. Böyle. Ayın dönüşü, dünyanın dönüşü, güneşin dönüşü böyle. Bunları her biri hesap eder böyle. Yani hassas bir hesap adayı bunlar. Böyle. Şimdi fizik kuralına göre bir hareket eden bir şey durması gerekiyor zamanla. Yani hiçbir cisim kendi hareket etmek kendi kendine böyle. Sonra bir ne lazım ona? Bu nedenin muharriktir araçta, muharrik. Bunu hareket ettiren bir güç lazım böyle böyle. Mesela motor olsun, el olsun böyle. Kuvvet olsun böyle. Mesela pedal çevirir insan mesela. Eliyle çevirir böyle. Bu çevirdiği kuvvetine göre o bisikletin tekrar dönmeye başlar trenler. Ama hep dönmez ki böyle. Der ki yavaş yavaş, yavaş yavaş başlar böyle. Yer çekiyor var işte. Yer çekiyor bunu. İnsan durur böyle böyle. Dünya ki böyle kaç milyar yıldan beri ay, güneş, yıldızlar böyle kim böyle kaç milyar yıldan beri ayrıca dönüyorlar böyle. Ayrı böyle. Dünyada güneş yer çekimine bağlı, güneş çekimine bağlı. Aklı en yoğunlar muhtemelen böyle. İnşallah nasip etsin inşallah muhtemelenler. Bayram gecelerinden biraz dünyadan böyle koparıp
kırbı dünyadan kırıp da böylece ev işi olsun böyle. Alışveriş olsun burada. Bu da kırıp bunların işleri böyle. Ayete yönelim bu şekilde. Mesela esnafı da bir düşünelim ki böyle. Belki esnaf tabii dükkanı kapayamaz. Ama hiç olmazsa ne yapmalı böyle? Kalbiyle Allah'ı zikretmeli. Bir Allah dostu hacı gitmiş Kabe'ye, gitmiş oraya. Tavuktan sonra çıkıyor dışarıya. Bakıyor bir seyyar satıcı. Gıda yiyecek satan bir seyyar satıcı. Müşterisi yoğun ama. Onlara meşhur oluyor. Karşıdan bakıyor, acıyor onu. Bazı zavallı belediye. Bu kadar müşterisi yoğun. İşi izdihamlı, kalabalık. Bu işi bu anda hatırlamadım. Bu işi bu anda belediye. Yazık ki acıyor ona böyle. Gidiyor yanı başına. O da bir şey olmaz gerekiyor oradan. Oraya gidiyor, bakıyor. Bir de oradan bu Allah dostu kalp gözüyle, yani keşfederim oraya böyle kalp gözüyle o satıcının kalbine nazar ediyor, bakıyor yani böyle. Kalbine nazar ediyor, kalbine bakıyor böyle. Aa, şaşırmış bakıyor böyle. İşi yoğun, müşterisi kalabalık, izdiham böyle. Muazzam paralı bölü iş yapıyor böyle. Ama onun kalbi böyle Allah, Allah, Allah yada bakıyor böyle, böyle. İşte öyle insanlar var ki, ayet-i kerimine geliyor. Onun yanında alıkoyma, alıkoymasına böyle bak. Demek ki eyvallah, iş yaparken mesela tabi börek yapar, baklava yapar, tatlı yapar, neyse yapar, iş yaparken de, ev süpürürken de eğer gönlünü Allah'a bağlarsa, Allah'a bağlarsa elhamdülillah o da başına geçmektir. Böyle. Yani ev süpürürken de böyle, yemeğin çabasına karıştırırken de, hamuru aşarken de, onu pişirirken de gönüle böyle, ama gönül gözü, gönül diliyle ama böyle. Sırt, bu insan değil. Gönül değil böyle. Allah, Allah, Allah derse elhamdülillah o da bundan nasip alıyor böyle. Rabbimiz uyandırır gönülleri inşallah. İnşallah nasip etsin Mevlam. Bayram gecesini ihya etmeyi biz cümlemize. Arapçada bayram adı İd'dir. Ayın ye dalı İd. Avdetten gelir. Yani dönüm tekrarı anlamına gelir. Buna gelir. Genelde bayram bir sevinç böyle, huzur anlamına gelir. İnşallah Rab o günleri her gösterir, ümmetin gösterir Mevlam inşallah. Sevinçli günlerimizi de böyle. Çünkü Mekke mükerremede yoktu bayramlar. Mekke mükerremede. Neden? Müşrikler durumu hakim. Egemenler Mekke'deki idareye anlar. Baskı, işkence, zulüm altında Müslümanlar görüyor orada böyle. Onun için orada bayram yoktu orada böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicret ile Medine'ye gelince geldikten sonra bir gün baktı Aleyhisselam Hazretleri, Medine halkı çıkmışlar yollara ve tabii az çok süslenmişler, İnmişler, çoğu çocuk beraberce böyle. Bir sevinç, coşkulu günleri bir şey kutluyorlar. Yani sordu Medine halkına, nedir bugün böyle? Dedi ki, ya Resulallah, bize iki bayram var dedi böyle. Yenesi olarak, Esnemer'e gelme, iki tane bayramımız var böyle. İşte biri şu, bunu bunun için böyle, bunu yapıyoruz böylece. O zaman buyurdu Peygamber'e, Allah size ondan da hayırlı iki bayram verdi buyurdu emler. Sonra bırakın, bundan kutlayamıyorum derler. Bir Ramazan bayramı, bir Kur'an bayramı böyle böyle. Şimdi burada bir incelik var burada. Bakın bu Medine halkı, yani onların geleneksel iki bayramları varmış böyle. Kutladıkları böyle, yani sevinç yaptıkları, gezdikleri, görüştükleri bayramlara bak bunlara böyle. Neyse yaptıkları usulleri böyle. Peygamber onları bıraktı onlara böyle. Siz bu iki bayram bırakınız. Allah size buna bedel, buna karşı böyle iki bayram verdi böyle. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı böyle. Demek ki İslam ülkelerinde esas temel iki bayram vardır. Allah katına geçiyor olanı böyle. Peygamberimizin tavsiye ettiği
Ramazan Kurban Bayramı vardı böyle. İkinci yılı hicretti, ikinci yılında Şaban ayında böyle oruç farz kılındı. Mekke-i Mükerreme'de yalnız namaz vardı orada, Mekke-i Mükerreme'de. Çünkü yaşanmıyor, İslam yaşanmıyordu orada. Bazı zulüm vardı Mekke-i Mükerreme'de. Medine'ye geldikten sonra ikinci yılında Şaban ayında Ramazan farz kılındı. O Ramazan'da bir de Bedir harbi o, savaşı oldu. Yani gerçekten harp az yapılmadı böyle. Bir de tevafuk etti. Yani başka bir konvoyun peş düşmüş ya Müslümanlar. Kendileri belli buldular Müslümanlar. Buldular böyle. Ramazan ayının 10. gününde Eren de orada güçlü müzaffer kazanıldı. Bedir'de kazanıldı. Bu savaş özelliği de Mekke müşriklerinin en azılılarından 70'i geberdi orada. En azı böyle. Ebu Cehil başta böyle. Utbe, Şeybe gibi bunlar, Ümeyye gibi böyle. Hepsi bunlar, Ümeyye gibi. Hep bunlar orada geberdi bunlar böylece. Sonra tabii elhamdülillah 70 kişiye de esir alındı orada. Bunlar Medine'ye getirildiler. O yıl, o yılda ilk olarak Medine'de bayram namazı kılındı. Yani hem Bedir zaferinin böyle bir kutlaması. Bedir harbi çok önemli, çok muhtemelen böyle. Deyince Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e sordu. Ya Resulallah, siz de nasıl karşılıyorsunuz dedi Bedir'de bulunan gazileri, şehitleri. Peygamber buyurdu ki onlar bizim çok değerli aramızda böyle. Deyince Cebrail Aleyhisselam, biz aramızda melekler değerli böyle. Hangi melekler Bedir'e işaret etmişlerse ona bir daha kıymetli melekler bunlar böyle. Yani Bedir Savaşı ilk meydan muharebi İslam'da. İlk meydan muharebesi böyle. Hem de çok az bir kişinin, 300 kişinin ki çoğu yaya, altları devirmiyor böyle. Çoğu yaya, sonra fazla silah almamışlar böyle. Tek hız yetmiyor çünkü savaşta. Karşıda zırhı var böyle, kalkanı var, ona çarpınca az dönüyor, icabında kılıçla kırılıyor, çelikle kırılıyor böylece. Fazla kılıç lazım, ok lazım onlar burada. Üç katı müşrikler, 1000 kişi müşrikler, her biri binekli, altı develi böyle. Çoğu hep zırhlı, çoğu zırhlı. Kılıçlı oklar çok üstü vaziyetken böyle. Elhamdülillah hemen bir gün içerisinde böyle, bir gün elhamdülillah. İnsan oldu böylece. Tabi bu daha sonra dönelim diye merak edildi böyle. Elhamdülillah hem Ramazan ayıydı. İlk Ramazan tutuluyor da. Hem de Bedir zaferine bir kutlaması şeklinde ilk bari namazı Bedir'de kılındı. Nerede kılındı? Musalla deniliyor. Bedir Musalla. Meşidin dışında Bedir'in bir açık yerinde. Açık bir arsada orada kılındı. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki bütün Medine halkına böyle herkes de toplansın orada dedi. Toplansın, herkes de toplansın böyle. Erkek, kadın, genç, hasta, yaşlı, çoluk çocuk böyle. Hatta özürlü olarak karınla bile geçsin bu peygamber böyle. Tıkılmasa bile öyle geçsin böylece. Bu ne oldu? Bu aynı zamanda küfre karşı bir gönlü gösterisi olmuş Müslümanın gücü böyle. Şimdi İslam'ın özelliği böyle savaş konusunda caydırıcı bir güç olmak karşıya karşı böyle. Yani düşman gözüne böyle kalba görünce düşmanın tabii morali bozulur, psikoloji çöker, caydırıcı olur bu şekilde böyle. Elhamdülillah Medine halkı toplanır, hepsi toplanır böyle. Yani köleler, hastalar, yaşlılar, gençler, çocuklar böyle. Hatta emzik çocuklar aldı, kadınlar kucağı aldı bunları böylece. Büyük muazzam bir kalabalık oldu. Tabii bir, hem Bedir zaferinin ve bir mutluluğu, sevinci. İlk oruç tutuldu İslam'da, tutu oruç. Fıtır bayramı derken böyle, o gün böyle. Allah'ın ziyafeti. Bir Allah dostuna sormuşlar, neden bayram namazı kılınıyor? İnsana çıkıyor bayram yerine. Şöyle buyuruyor.
Diyor ki bir çok bir zengin bir ağ diyor. Tabi hepsine çok bu ağlar. Mesela köyde bir tane böyle. Hatta birkaç köyde bir ağ, bir ağ var böylece. Büyük çiftliği var yani çok böyle. Hepsinden 50 oluyor ekinle böyle. Ona biçme zamanında çok işçi çağ getirir. İşçi, yüzü işçi getirir. Oralıklar biçilir. Demet diye bağlanan bir taraftan harmanaya götürülür. Bunu harmana yapılır. Yani burada da ambara konur. Samanlar depoya konurlar. Sonra olur, onlar bir ziyaret ediyor böyle. Meydanda böyle. Ziyaret ediyor bu şekilde. Bayram namazı da böyle genelde İslam'da açlıkta kılınır böyle. Açlık kılınır böyle. Bayram namazı kılınır. Bu da böyle 30 yaptığı ibadetin bir ezimki olarak böylece bir ziyaret bu böyle. Mevlamızın böyle. Manevizm ziyareti bayram namazları böyle. İşte bayram namazı nedir İslam'da? Hanefi'de vacip kılınması. Yani terk-i caiz anlamına gelir böyle. Diğer mesele ise müekked sünnettir. Hatta bazılarına göre de farz-ı kifaye olmuş oluyor. Bayram namazı böyle. Bayram namazını kılmak vakti ne zamandır? Bayram sabahı. Güneş doğduktan sonra bir kıraat vakti vardır. Bu kıraatı çıkıncaya kadar. Yani aşağı yukarı 40-50 dakika sonra bir sonra kılma başlayabilir. Bayram kılma başlayabilir. Ne zamana kadar kılabilir? Zaman vaktine yakın bir zamana kadar. Öğle vakti yakın bir zamana kadar. Mesela diyelim ki işte vakti geldi. Yani güneş yükseldi. Aradan 45-50 dakika geçti. Vakit girdi. Hemen şart değil ama. İşte hemen şart değil. Kılınabilir. Hemen şart değil böyle. Yarım saat, bir saat sonra, iki saat sonra kılınabilir böyle. 11'de mesela kılınabilir yani böyle. Kılınabilir. Öğle önce kılması şart birinci gün böyle. Kılamadıysa, bir özür oldu, kılamadıysa ertesi güne kalır. Peki böyle bir şey olur mu saadette? Oldu muhtemelen be. Gerçi ben çok böyle yani, tacip edeyim, şaşıyorum böyle böyle. Kısa dönemde, çeyrek asır, damla az bile, o saat böyle. Her olay yaşandı orada böyle böyle. Ramazan, 30. gün Ramazan. 30. gün, son gün Ramazan, 30. gün Ramazan'ın Medine halkı oruçlu. Peygamber oruçlu. Esas oruçlar böyle. Ayı görmediler böyle. 29. günü akşamı aya bak gözetlendi. Medine halkı etraftakiler ayı göremeyince, yani bayramayı göremeyince ne oldu? Orada devam ettiler böyle böyle. Orada devam ettiler onlar böyle. Ertesi günü, yani 30. günü Ramazan'ın, Medine'nin hesabına göre, ertesi günü öğleden sonra Hutan bir kervan geldi, kafile geldi böyle. Bir kervan kafilesi geldi, Hutan geldi bunlar. Ondan tabii oruçlu bunlar böyle. Baktık bir halkı oruçlu. Neden böyle? Dedim, ayı göremedik. Bunu da görmüş ayı meğersem bunlar. Tabii bunlar uzak yedikleri için çölde, tepede girince açıksa da ayı görmüşler bunlar. Peygamber'e çağırdı Aleyhisselam'a yanına böylece. Bunlar şahitlik yaptılar böyle. Yemin etti ayı gördüklerine böylece. Peygamber orucu bozdu evden bayıldı. Oruç bozuldu. Ölmezse de kılmadığı için ertesi gün kullanıp kılına bayramını kullanıyor. Böyle. Onun için böyle. Mesela ben de bir Ramazan Medine'deydim. 60'lı yıllarında o zaman haber geç geldi Medine'ye, kadıya yani. Gece bir kadın nöbetçi kalırdı. Ramazan son gecesinde Ramazan başladı böyle, kalırdı. Tabi o dönemde uzak kabile gelecekler. Onların yollara asfalt yok, araba yok, çöl yolları, devreye gelecekler böylece. Ayı gören kişi devresi bilecek, Medine'ye gelecek. Tabi zaman geçiyor. Ramazan'ın 29. günüydü. O günde yatsı namazını kıldık. İmam Efendi, Medine imamı teravih kıldırmadı, bekledik böyle. Aşağı yukarı bir saat kadar beklendi. Bazıları ki haber gelmedi. Görülten böyle. İran dili anons yapıldı. Dağıldı nereden böyle. Orucu devam edin, orucu devam böyle. Gittik tabi, orucu devam gittik böyle. Sonra işte evde tabi
yatmaz, yatmadan daha böyle haber geldi ki ay görülmüş yaptı böyle. Ay görülmüş böyle. Ertesi bayram oldu. Yine bir bayram da orada. Ramazan'da orada böyle. Son gün oruçluyuz. 30. günü. Ramazan 30. günü oruçluyuz. Ağaçların kuşluk vaktinde tahminen sağ 10 falan bu arada böyle. 10-10.30 aralarında böyle. Medine'de mescitte oturuyor. Kalabalık. İzlam bayını verme. İnsana kalabalık orada böyle. Tabii kimi namaz kılıyor, kimi kur okuyor, kimi bir şey yapıyor böyle. Orada işte günlerini, iş olmayanlar. Bir gün haber geldi. Eid, eid, bayram, bayram diye böyle. Baktım o Allah'ın sürük, Allah'ın temizlikler böyle. Koşuyor onlar böyle. Gülüşüyor böyle. Kum ya, kum sunayım, kalk, kalk. Uyandı böyle böyle. Eid, eid. Yani bayram diye böyle. Hemen tabi oradan dışarı işte eve gittik. Absal'da taze geldik böyle. Aşağı yukarı saat 11'de bayramımızı kıldık muhtemelen böyle. Kıldık orada. Şimdi tabi orada haberleşmek kolaylaştı böyle. Şimdi her yerde yollar, güzel asfalt yolları Arabistan tarafında. Hemen herkesin bir taksi var orada. Modern taksileri var böyle. Haber çabuk geliştim orada böyle. Demek ki bayram namazı güneş doğduktan sonra bir kıraat vakti var. 40-50 dakika kadar geçtikten sonra kılmaya başlayabiliyor. Öğle namazı önceki bir zamana kadar. Öğle tam kalmıyor böyle. Öğleye yaklaştı mı artık kılınmaz. Öğlesi de kılınmaz. Erse günü olur bu sefer böyle. Erse kalır böyle böyle. Bu tabii özür olunca böylece. Üçünü kılınmaz ama. İlk günde kılınır. Ramazan bayramı. Kurban hariç. Şimdi bir de tabii bayram kılınmayan bir zaman olabiliyor. Olmuş daha önce de böyle. Savaş olmuş, düşman işgal etmiş, Allah korusun, işgal altına kalmış yurdum mesela. İslam aileleri olmuş bunlar bu şekilde. Olmaz ne olacak? Harbin mezhebine göre bayram namazı da kılınmaktır böyle. Hani cemaat ile. Çünkü cuma namazının şartları hepsi bunda geçirir bunlar böyle. Geçirir bunlar böyle. Cuma şartları bunda geçirir bu şekilde böylece. Yani cemaat olması gerekiyor. Ondan sonra genel açık olması gerekiyor. Halka açık olması gerekiyor. Ve şart tarafından bu şekilde. Hanefi'nin mezhebine göre bayram namazı evde kılınmaz. Ne olur? Kalır bu şekilde. Bakın ne yapmak gerekiyor? Büyüklerin şu tavsiyeleri böyle. Bayram namazı kılmayan yerlerde, bayram namazı vaktinde dört dakika namaz kılınmıyor ahmetleri. Kuşluk namazını kılınmıyor. Demek ki bayram sabahı nasip olsa inşallah bu yıl bunu daha Türkiye'de kılınmayacağına göre nasıl muhtemelen böyle. İnşallah bu afat tabi geçer. Allah sonra hayırlısın inşallah. Tabi inşallah İslam var için bunu hayırlar vesile eder inşallah. Ümidim var böyle. Tabi klasik bir değişim olacak inşallah. Ümidim var. Ümidim tamam mı? Yarın söylemek gerekiyor. Bayram namazının kılma vakitlerinde dört dakika kuş namazını kılmayı tavsiye eder bize. Böyle. Şafi'de kılabilir evde böyle cemaatta. Şafi'de. Hani kılabilir böyle. Bayram namazı vaciptir. İki rekattır böyle. Şimdi cuma namazı kimlere vacip farsa aynı kişilere de bayram namazı vacip oluyor. Mesela erkek olmak. Erkeklere farz cuma namazı böyle. Bayramda kadınlara vacip böyle. Hayır böyle. Mukim olmak. Yani memleketi olmak. Ya gittiği yerde 15 yıl kalacak olan kişi böyle. Bir insan seferi ise ona cumada fazla olmuyor. Bayram namazı uzatır. Vacip olmuyor kendisi. Olmuyor. Tabii sonra işte hastalar, gözü görmeyenler, şunlar bunlar. Nasıl söylüyor bunlara böyle? Bunlar demek ki bayram namazı vacip olmuyor. Şimdi bayram namazını biraz şeyle geçelim inşallah. Kısaca kılmışlara nasip olsa inşallah. Gerçi bu sene kılamayız ama bilin bunu inşallah. İki rekatlı bayram namazı. Bayram namazının ezan kavmeti yok bayram namazında. Ezanlısı kavmetsidir böyle bu. Ezan bunda toplanır bayram namazı toplanılır. Önce namaz kılınır, hutbe okunur böyle. Cuma'da bu aksi.
Önce hutbe okunur, sonra cuma okunur. Neden? Cuma'nın bir şartı hutbedir. Yani şartı, farz yani. Şart olmadan tabii namaz kılmaz. Mesela Abdullah bak şartı ama şartı böyle. Abdullah namaz kılmaz böyle böyle. Şimdi hutbe Cuma'nın şartı olduğu için, farz olduğu için önce hutbe okunur, sonra Cuma namazı kılır böyle. Bayramda ise bayram vaciptir, hutbe sünnettir. Şartı buna böyle. Önce bayram namazı kılınır. Bayram namazının bir özelliği, bunda tekbirler vardır. Zâid denen böyle, zâvâid. Yani fazla tekbirler vardır bayram namazında. Yani bilgi olsun işte öyle bir hanımlar bunu bilsen tabi bunlar, bilsen bunlar böyle. Yani bu nedir böylece? Niye dedin önce böyle? Allah razı için mesela Ramazan bayramı kılmaya, fıtır bayramı kılmaya, uydu fazla imama denir. Tekbir alınır böyle. Allah tekbir el bağlanır. İçinden sıvara okunur böyle. Tek okurum, imam da okurum böyle. Sonra İmam Efendi Fatiha'ya başlamadan önce üç tekbir alır burada böyle. Bu özelliği böyle. Okudan sonra Subhaneke'yi bu ne İmam Efendi böyle? Allahu Ekber bir indirir böyle. Bu ne az bekler böyle. Üç teşvik miktarı bekler böyle. Allahu Ekber iki yine bekler böyle. Allahu Ekber üç yönünde el bağlanır. El bağlanır. İmam Efendi sesli olarak Fatiha okur ve Zamm-ı Sûre okur böyle. Peygamber uzun okurdu şey, Zamm-ı Sûre'lere böyle. Bir rekatta çoğu Âlâ Sûresi, ikine de Gâşiye Sûre okur böyle. Onu okur böylece. Yani günümüzde bakıyorum böyle, hutbe uzun okutuyorlar. Uzun olarak hutbe gidiyor çok böyle, zaman geçiyor. Hatta Kevser Sûresi'yle bayramı kılı oluyor böyle. Yazık onlar ama böyle. Biraz Kuran denizini gelenler de böyle. Yani bir heyecan olsun camilerde, heyecan olsun bir şey. Yine orada bir şey alsın muhtemelen böyle. Namaz sevdirilsin insanlara böyle. Yavaş okumalı böyle, yavaş kılınmalı böyle. Güzel uzun okumalı gerekir böyle. Sonra tabi Fatiha'dan sonra, Zamm-ı Sûre'den sonra rüküye gidilir. Normal. Secdeye gidilir, kalkılır, hem el bağlanır böyle. El bağlanır, hem Hoca Efendi gene Fatiha okur. Zamm-ı okur böyle. Ondan sonra rüküye girilmez de yine üç tekbir alınır bunlar böyle. Hanefi'ye girer bunlar böyle. Allahu Ekber bir. Üç Sübhane hakkında bekler böyle. Allahu Ekber iki. Allahu Ekber el bağlanmaz bırakır böyle. Allahu Ekber iki gidir bunlar böyle. Hanefi'de üçer tekbir alınır, ikiye kadar tekbir alınır böyle. İlki kıraattan önce. Öbürü kıraattan sonra böyle. Şafi'de 7, 3 lira böyle. Değişiyor onlar şeyler böyle. Bayram günleri tabii bayramlaşma. Bayramlaşma. Aslında bayram bir görüşme. Yani ziyaret böyle. Hem ölüleri hem dirileri aslında böyle. Yani günümüzde bu bir tatile dönüştü. Eline dönüştü böylece. Yani aslında yitirdi. Böyle. Yani bayram aslında budur böyle. Ölüyü de ziyaret, diriyi ziyaret böyle. Mezara gitmek gerekiyor. Ölenler bekliyor bugün, bayram günleri beklerler böyle böyle. Ondan azap kalkar bayram sabahları, kalkar böyle böyle. Yani ölüler bile bayramlaşırlar, kendi aralarında bunlar, ruhlar böyle. Bayramlaşır böylece. Ve beklerler böyle. Gelenleri bekler bunlar bu şekilde. Tabii onları biz göremeyiz, onları biz görüyorlar. Hem bizden daha iyi görüyor onları böyle. Onların gönül gözü açık, ruh gözü olduğu için böyle. Onlar bizden daha kesin onların görüşleri bende. Onlar bizi gelirken görürler. Önce bir selam verilir. Selam verilir. O selamımızı alır. Allah-u Teala böyle. Kişi mesela annesine bağırsa kim mesela neyse böyle. Esselamu ya babam der, ya annem der. Ya mesela Arapça ya ebi ya ummi. Bu şekilde böyle selam verir böyle. Oturur bir kenara böyle. Okur yavaşça böyle böyle. Yavaş yavaş böyle. Ama Kur'an harfiyle okunması şart mıdır böyle? Yani günümüzde çoğu bakıyorum böyle. Elde böyle Yasin şey, böyle bir küçük bir tepsi bastı var bunlar bu şekilde böylece.
Latin harfleriyle böyle. Onu alıyor. Onu okumak haram ve günah mı tamamen bak. Yani bırakır sevabını böyle. Yani okuyan da haram günaha giriyor. Haram oluyor, haram. Böyle. Haram oluyor, okuyan da günaha giriyor. Hiç gidip sevap gitmiyor. Yani. Neden? Yanlış okuyor, ters okuyor muhteremler. İşte Arapça harfler yok. Latince'de. Mesela H var. Bir H var. H var. H var. H. Halak. Yarattı. Noktası halak oldu mu? Taş yatırma yapıyor. Allah, Allah Halik, Gülüş, Allah eş yaratıcı. H olmadı, H oldu mu? Allah eşe taş ediyor. Aynı şeyde Arapça'da, Türkçe mutlaka böyle. Bunun için uyarılan birimizin muhteremler. Peki niye bunlara basıyorlar? Var ya bu TL. Menfaatlar, istismar. Var mı gelin muhtemelen böyle? Yani insan şuna yapıyorlar, taşımayayım diye bunu, onu alıyor bu şekilde böylece. Hatta bazı ölü mevlütlerinde şunda burada, onlara da ikram eder. Haram ve günah işte muhtemelen böyle. İşte böyle. Kur'an harfi okunur muhtemelen böyle. Bir gün biri almış oğlunu, babasının cenaze mezarına gidiyor böyle. Ya yani babası başka bir yerde yanısı, oğlunu alıyor, onur alıyor. Onunla beraber babası ziyarete giderek böyle, başka bir memlekete giderek böylece. Tabii babası orada biliyormuş, yasını okuyor, iyi felasını okuyor böyle, dua ediyor. Babasına bağışlıyor, dönüyor oğluna. Oğlum bak diyor, ben babamam diye, ben de kendi babama diye bak yasını okudum. Bunu okudum diyor, sefa okur musun diyor. Okumam diyor. Neden yavrum? Babası öğretmiş, sefa öğretme diyor. Babası öğretmiş okuyorsun, sefa öğretmiyor, sefa diyor. İşte muhteremler böyle ya. Yani çocuktan bir şey kalmaz muhteremler böyle. Mesela yazın gidiyor ama ya denetim lazım böyle. Ne öğren, ne yaptı bakalım. Araştırma gerekiyor bunları böyle. Peki ne okusun, korkun bilmeyenler ezber bildiğini okusun. Fatih-i Şerif'i böyle. Ayet-i Kürt'ü okun, Amnesi okusun böyle. Felaknas okusun böyle, İhlas okusun böyle. Ne biliyorsun bunları böylece? Kısa, uzun okumuşsa iki sene okusun. Değil okusun muhtemelen böyle. Sarbaşa getirirsin. Satılalım. Bunları yapar bu şekilde. Hem okuyan bunu sevap alır. Hem okuduğuna gider. O da gider. Yani Allah'ın değer, Allah'ın sınav memnun. İki tarafı memnun olur. Tabi bir de akraba ziyaretlerinde de bu sene Allah'ın mülütü keremi görüşmek yok muhtemelen böyle. Şimdi İslam'da el öpme yok aslında böyle muhteremler. Yani bir bu Türk usulü ama böyle. Böyle eğilip böyle alnını koymak karşı eline bir secde bu. Yani dine çıkalım muhterem böyle böyle. Türk usulü bu el öpme yok muhterem böyle. Mesela Medine Mevlerinde bir gün hacca gelen hacılardan böyle birinin elini öperken de Türk usulü böyle eğili, rüküye gider gibi böyle eğildi, öptü, alnına koyunca orada bir Arap var mı? Fesubanallah, Allah'a ver dedi. Haşal, küfür dedi. El öpüyor bazen, duyuyor mesela diyorum. Nasıl böyle yapalım böyle? Elini dokunur, elini yaparım. Ya da mevcut elini öpmeye, elini kaldırır, eğilmez ama bir tane. Karşı elini kaldırır, yalnız öper, alnı koymam bir tane böyle. Eğer mevcut yapmaya böyle. En iyisi bu sabahdır böyle. Bahrem günlerde inşallah muhteremler, tabii gene elden geldiği kadar hayırlar yapmak gerekiyor böyle. Fakirleri gördürmek gerekiyor, yoksulları, yetimleri sevindirmek gerekiyor. Nice yetimler vardır. Hele bu bayramda bu günler çok muhteremler. Yoğun bakım yakını olanlar, hastane yakını olanlar böyle, hastalar, böyle, işi bozulanlar, tabii her şey vardır bunlar böyle. Allah'ın takdiri bunlar muhteremler. Allah bize uyarı bunlar. Takdir ilahi muhtemelen böyle böyle. Dünya buna mahkum böyle, mahkum böyle böyle. Yani onurlu devletler böyle. Yani aslanı keserim diyenler böyle. Yaparım diyenler. En güzel ülkeler koruyanlar mikrop bunlar. Virüsler, virüs muhtemelen. Virüsler. Hatta bilim adamlarına göre muhtemelen böyle. Bütün virüs toplamasında dünyada virüsler toplamasında bu. Toplamaz, hepsi toplamazlar böyle. Ne geliyor? 2 gram. Yani kürü arzdaki
Amerika'sı da, Çin'deki, Avrupa'sı da, Afrika'sı da dediler. Asya'sı böyle. Hastalığa yürüyüş toplantısının hepsi böyle. Tabi sayı girilmez muhtemelen böyle. Rakama girilmez. Okulamaz bu rakam muhtemelen böyle. Okulamaz, girilmez bunlara böyle. Hepsi toplu ne oluyor? Hani 2 gram muhtemelen böyle. Yani bugün de teknolojiye tapınan insan böyle. Ne yapıyor? 2 gram yürüyse başaramıyor muhtemelen böyle. Aciz kalıyor muhtemelen böyle. Ağzına geçti, ağzına gelince ona göre muhtemelen böyle. İşte inşallah bayramlarda bayram verir muhtemelen böyle. Ben bile böyle. Ele kadar tabii ziyaret olmasa da günümüzde Allah'ın verdiği bir lütuf keram var. Teknoloji var. Telefon muhtemelen böyle. Telefonla muhtemelen. Açtığında mesela bayramını tebrik ettim böyle. Ayrı bayramı dileği kendisine böyle. Sağlık silah dile. Bunlar böyle. İyi kesmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela bayramı bayram yapmak bu bir gelenek alanı muhtemelen bir de böyle. Bunda böyle devam ettirilmesi gerekiyor muhtemelen. Mesela kişi bayram günü, bayram günlerinde otobüs yola gidiyorlar. Ne gerekiyor? İşten biri mesela giderken kutu lokum olsa, kutu çikolata bir şey alsa muhtemelen böyle. Alsa böyle böyle. Arada giderken mesela dese ki bayramımız, hepimiz bayramımız mübarek olsun böyle. Bayramımızı kutlar, mübarek olsun. Hayırlı bayramı olsun böyle böyle. İkram etse mesela bak ne olur böyle. Orada otobüste bir bayram orada canlandırır bak böyle. Canlandırır böyle. Canlandırır böylece. Yani insanlar da olursa olsun böyle. Bayram bayram yapmak gerekiyor. Rabbim inşallah bu bayramı hayırlı etsin. Bir İslam alayım muhtemelen böyle. Ve inşallah Teala ümidim var Rabbim'den. Bu küresel afetin sonu inşallah İslam'ın içine hayır olacak inşallah böyle. Bayramdan sonra yapmamız gereken bir ibadet daha var. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Men Same Ramazane. Bir kimse oruç tutarsa ve Edbâhu Sitten Min Şevvalin, ona 6 gün verirse Şevval ayından da Kâne Kesami Dehri. Bir yılı tutmuş gibi oluyor böyle. Demek ki bir insan Ramazan'ın onu tuttu. Elhamdülillah. Ve Ramazan sırada gelen ay Şevval ayıdır adı böyle. 6 gün daha tutarsın oluyor böyle. 36 gün oluyor böyle. Bu ne oluyor böyle? Kesam-ı Dehri bir yıl oruçlamış gibi oluyor sevabı böyle böyle. Neden böyle oluyor böyle? Biraz daha bakalım inşallah. İzin bahçede. Men sâme seyyâmin badere fıtri. Bir insan bayramdan sonra ortası 6 gün. Kâne tamamı seneti sen tam tutmuş oluyor böylece. Bence Hazreti Feliha Aşem Salih'e İslam'da her hastalığın karşılığı 10 katı böyle. 10 katı böyle. Yani bu İslam'a özel böyle. Neden böyle özel bu şekilde? Eski ümmet ömrü uzundu eski ümmetlere. 300'e 1000 yaşayan var, insanlar vardı böyle. Bu arıza bu ümmetin ömrü kısa olduğu için Rabbine artık bu ümmeti Muhammed'e yine sahabı çoğalması için taban bir ondan başlıyor sahabı. Birebir yok böyle. Kabul olunur böyle. Şimdi 30 gün Ramazan. 6 ilave ettik. 36. O da çarpını oldu 360 oldu böyle. 360 gün sahabı olmuş oluyor bunların böyle. Nasıl olsa inşallah bayram günlerinden sonra inşallah tabi kazası olanın önce kalkması daha mabbi Ramazan'da böyle. Çünkü burada geliyor mesame Ramazan'a geliyor burada. Ramazan sonra bunu yaparsa 6 günü böyle. Nafile bunlar çıkmalar böyle. Bu ayda yani Şevval içerisinde isterse tek tutabilir 6 günü böyle. İsterse 2 tutabilir. Peşi peşi tutabilir böyle. Sevmez bunlar böyle. O da iyi, bu da iyi böyle. Hayır diyene var, ikisine var, ulema arasında böyle. O da olabilir böylece. Bunu inşallah gayret etmeye gerekiyor böyle. Bu ne aynı zamanda böyle? Orucu bir sevinç secdesi bu şimdi. Böyle. Yani orucu bir istikma aynı zamanda onu tamamlıyor bu böyle. Hiç olmuş oluyor böyle. Şimdi bir de gelelim şey inşallah. Hazreti Enes'ten ve bazı sahabeden gelen bir rivayette. Bir de ümidi hakiki var. Gerçek bayramlar var. Gerçek bayramlar böyle.
Bunlar dünya bayramları da bunlar. Geçiyor bunlar böyle. Dünyada hiçbir hoş, yani bir mutluluk kesin olmadı böyle. Mutlaka bir şey karışır böyle. Elim olur, keder olur, hasta olur, doğum olur, ölüm olur, yolda yolcusu olur, hava şartları değişir, işi değişir, işi bozulur böyle. Yani dünyadaki bayramlar, geçici bayramlar bunlar böyle. Kederli bayramlar bu çok böyle. Bir de hakiki bayramlar var böyle. Hiç de kederi karışmayan böyle. Coşku bayramlar, altı bayram vardır. Buna manevi bayramlar böyle. De bunlar. Biri eğer bir insanın o günü günahsız geçmişse, şimdi genelde uyanık olan kişiler bunlar her akşam kendi nefsini muhasebe çeker, nefsini hesaba çeker nefsini böyle. Yani yatsansa oturur yatağına, yatacak zamanlar böyle. Daha sabah kalkıştan başlar. Acaba bugün bir gün eşiğinde mi acaba der böyle. Gözüm bir harama baktı mı, elim bir namerime dokundu mu, acaba dilinden bir yanlış bir söz çıktı mı, kulağım acaba bir haram bir ses, müzik mi geldi mi şekilde. Hesap eder böyle, kontrol eder kendisine böyle. Eğer bir insanın diyorlar, büyükler, sahabeler, bir insan diyorlar, o günü günahsı geçmişse, o günü bayram olur. Böyle. Böyle. O kişi ondan o sevmeli böyle. Allah'ın sana şükür olmuş, sana yardım etti Allah'ım, diyerekten o günü bir bayramı böyle. İkinci bayramı, bir insan son nefesinde, bu da imanı kâmil halde göçerse o da bayram oldu. Yani ruh ayrıldı ona bedenden böyle. Ruhdan bu şey böyle. Yalnız tabii ölüm kolay değil muhtemelen. Bunu bilen böyle. Ölüm kolay değil böyle. Çünkü insanın dünyaya gelişi ana karnına kolay olmuyor böyle. Hem anne kadın hem yavru o da çok ızdırap çekiyor. Böyle. O dar yerden dünyaya gelmesi günlerce bir sancı olabiliyor, ızdırap olabiliyor, boğazdan bir karanlıklardan aydınlatma geliş kolay olmuyor bu şekilde. Ölümde kolay değil muhtemelinde. Yani dünyadan öbürüne geçmek, geçiş böyle. Hemen kolay olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor bunun için böyle. Bunun için de ölüm sarhoşluğunda o beyin karışıyor, hararet kesiyor, basıyor boğazdan böyle, ruhsal sıkıntılar başlıyor, ter dökme insan başlıyor, hararet insan boğazdan basıyor. O anda işte o durumdayken böyle şeytan aldanmama, yani böyle, imanı koruma ve kelime-i tevhid söyleyerek, kelime-i getirerek bir insan Rabbinin izniyle, yardımıyla dünyadan göçerse her anda imanı kurtarmaktır. İmanı kurtarır böyle. Yani günah varsa bile cennetinde kalmasın da. Kurtarır böyle. O da nedir böyle? Onun gibi bayram, coşkulu bayramdır. Yani ruh ayrılır bedenden. Ruh bir imanı kurtardı ve bahtı ve nurlu kendini görür onu ruh böyle. Ruh oh der böyle. Yani kafesten kurtulan kuş gibidir. Ruh beden kafesinde muhtemelen. Kafeste böylece buna kurtulur ruh. Oh çekir ruh böyle. Üçüncüsü kabirde. Kişi kabire konu muhtemelen. Gardıropta hiç durdu eşyalı giyecek muhtemelen böyle. Yıkandı. İhrama, kefene sarıldı. Kefene sarıldı bile ki ilkel kefen böyle. Adem Aleyhisselam giydiği kefen, Harun giydiği kefen muhtemelen böyle. Dikişi yok, modası yok, bir şey yok böyle. Bir bezken böyle. Kişi bana sarıldı. Tabuta kondu. İlkel tabut tahtı muhtemelen böyle. Kişi bana götürüldü muhtemelen. Tabii indirildi. Yüze örtüldü. Okullar, dua ettiler. Cemaat dağıldı gitti. İşte o anda o. O an var ya muhtemelen böyle, o an böyle. Yalnız kalıyor muhtemelen. Dünya tek geldi, tek kaldı yani böyle. Gider hepsini bunları görüyor böylece. Ruhlar şok muhtemelen böyle. Muazzam korkutan, titriyor böyle. Elektriği bekliyor ama biliyor muhtemelen böyle. Bunlar da o anda gökyüzü gibi ses, şey bilir, iki melek arasında verirler. Ben Rab yüke, ben din yüke, ben ne bir yüke. Sonra başlarlar. İşte ruhlar şokta. Bir de ecel teri döktü muhtemelenler. Ecel sahnesini çekti muhtemelenler. O anda muazzam bir şoltan şoka girdi, kafası karıştı. İşte o anda Rabbin izniyle, yardımıyla kişi imanın dünyada kuvvetliyse ben sorarlar, ben Rabbim ki kolaydır, Rabbim Allah.
Ben de diyor ki peygamber kim? Bu aleyhissalatü sallallahu aleyhi ve sellem. Dinle, dinim İslam. Kitabım Kur'an-ı Kerim. Kıblem Kabe. Cevap verdim muhteremler. Melekler bu ehle mesleğe hoş geldin derler. Kabri genişler, yaban dönüşler. Dostları gibi toplanır, mezarını toplanırlar. O anda da daha büyük bayram. Bayramın büyüğü bakın böyle. O anda muazzam vurdu, coşku vurdu. Bakar ki mezarına, ben yine korkudum böyle yaralı kalmaya da böyle ya. Bakın, bu ahiret yeşilliği o tabi. Berzah yeşilliği. Berzah gülleri gülü sanlar. Böyle böyle. Bütün ölüler gelirler. Yakınları, eşi, dostu hepsi toplananlar. Sarmaz dolaşmasın böyle. Bayram böyle. Bir de kabirden kalkıp da mahşere toplandığımız zaman tekrar üfürecek. Kabirden kalkacak bu tarafa. Elimizle ilk kalkmamak ama. Doğmak, elimizle mi doğmak? Yok tabii böyle. Kabirde biz kaldırılacağız. Atacak bize kabir yani. Bir fırlama olacak bu tarafa. Fırlama olacak böyle. Oradan herkes elinde olmadan bu tarafa böyle. Tıpmıştı böyle, acılı böyle. İnsanlar bağış toplayacak. Toplayacakların bağışları. Tabii kimin nurlu, kimin kapkar, domuzlar gibi. İmanına göre, inancına göre dedi böyle. Mahşerinde kuracak mizan, terazi yaptı. Manevi terazi kuracak böyle. Tavsiye böyle. Sıhhatları kuracak bir yerine kuracak bir şey böyle. Her bir zerre kadar sıhhat kalmıyor. Günahda kalmıyor böyle. Eğer orada inşallah kimin sıhhatı ağır gelirse ağır geldi mi kurtulsun böyle. Ondan olacak böyle. O gün de sevinci muhtemelen, sevinci böyle. Coşuyor muhtemelen, coşuyor böyle. Elhamlar diyor böyle muhtemelen. Bir bayram böyle. Bir bayram daha var, yedi bayram var böyle. Beşincisi de Sırat Köprüsü muhtemelen. Çünkü Sırat Köprüsü'ne girişe gelecek. Altı cehennem. Başlamak kullanan bir köprü muhtemelen. Kullanıcı kılıçtan keskin böyle. Altı ateş alev ama kırmızı alev ışık vermiyor. Kara muhtemelen. Kapkara böyle. Gayanından gelen buharlar, o dumanlar muhtemelen böyle. Simsiyah böyle, kimse görmüyor böyle. Yani bahsedeni göremiyor muhtemelen böyle. Cehennem köpükleri havluyorlar, cehennem köpükleri havluyorlar. Yılanlar bundan salıyorlar. Zevaneler muhtemelen. Bunlar bazı kapıyor bunlara bu şekilde. Kişi bahsedeni görmüyor muhtemelen böyle. Ancak iman nuru varsa, iman nuruyla bahsedeni görüyor muhtemelen böyle. Altı cehennem tabii. Kimi düşüyor, kimi tökezleniyor, yanıyor. Bütün derileri dökülüyor, üzerinde kaplı uğraşıyor. Sırada günahlı yükleri var bu şekilde böylece. Kim ki elhamdülillah düşmeden köprüyü geçerse, yani hızlı geçerse, yani fazla yanma geçerse, köprüyü geçtiği anda bakacak köprüye muhtemelen. Arkadaşlar bakacak köprüye bakacak bu şekilde. Daha tabii geçemeyenler de muhtemelen böyle. O feryatlar, figanlar muhtemelen, bir yalvaranlar. Ne olur bekleyin beni diye böyle yalvaranlar bir şekilde. Onu görünce, oh Allah'ım diye bir şükürecek orada. On bayram olacak böyle. Altıncı bayram cennete girildiği adım attığı anda muhtemelenler. Önde peygamberler, ümmet arkalarında böyle. Hep Allah'ın salih salih kulları böyle. Hep iyi insanlar böyle. Ahlakı iyi, imanı iyi, kamil. En seçmiş insanlar böyle. Herkes tabii iyi bir orada böyle. Toplanacaklar. Yani girildiği anda melek karşılıyor böyle insanlar böyle. Tabii birisi yerin orada. Yabancıyız cennete böyle. Gerçek melek, gel bakalım, bak şu köşe senin böyle. Allah Allah, dünyada bir köşe bu tane böyle. O köşeler, sahiller, akarsular, o meyve ağaçları, bütün melek bu da senin bulunuyor böyle. Hep bu da senin bulunuyor böyle. Kişi ablam böyle, sevinçli böyle, muazzam coşku bu tane. Huzur, artık geri dişi dönü olmayan bir yol. Artık imtihan bitti. Son imtihan sıra köprüsü, o da bitti. Artık coşkun zirvede muhtemelen böyle. Muazzam sevmiş böyle. Bunu tebrik etme. Melekler, huler bunu tebrik ediyor bunlara böyle. Yedincisi var bir de bayram. Bu da cemalullah'ı görme muhtemelenler. Cemalullah'ı muhtemelenler. Cennet ehli, cennette tabi yeme içme var, ziyarette var. Birbirine ara alimler, akrabalar, buluşanlar, eşler, dostlar, bir arada konuşmalar böyle. Ağaç altında, akarsuların başlarında, meyve ağaçların altında böyle. Muazzam bir zevk-i sefa muhtemelen. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok, gece yok, soğuk yok, yani çalışma yok böyle.
Her şey doğal 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 muhtemelen. Her şey doğal doğal böylece. Sohbete başlayacak. En azından peygamber olacak. Ondan sonra artık imana tam zirve erdiğine böyle. Elhamdülillah cemalullah. Mevlamızın cemalini güzel görmek muhtemelen böyle. Görmek bir şekilde. O an ne olacak işte? En son, en büyük bayram muhtemelen. Artık muazzam bir ruhsal bir bayram ki böylece coşma muhtemelen böyle. Bir defa mı hayır muhtemelen böyle. Ara sıra böyle. Ne kadar ara sıra biliyoruz tabii zamanlı böyle. Belki bin yılda bir, bilmiyorum tabii böyle. Şeyine göre, insana göre değişiyor bu amelle göre böyle. O Cemalullah müşahede muhtemelen. İnsan dünyada bile kişi bazen bir fiiz alır ibadetten mesela. Bir sohbetten bir tat alır ruhu böyle. Tat alır muhtemelen böyle. Alır böyle. O andaki o tat maddeye geçer muhtemelen böyle. Yani baklava, böreği, pastayı geçer muhtemelen böyle. Manevi tat böyle böylece. Bunun için inşallah nasip etse hepimizin muhtemelen böyle. Bu yedi bayramı yaşamayı muhtemelen yaşayan böyle. Yani özeteyim inşallah. Günahsız geçen gün. Yani buna dikkat edelim günahsız. Ama hakkında kaçınmadı. Elimizde olmadan güreşirdik böyle kolay. Hemen tebbişli var. Tebbişli var, affetsin. Sonra son nefes imanla ölmek için ne gerekiyor? Hep Allah zikretmek gerekiyor yani böyle. Gezerken, atarken La ilahe illallah böyle. Kalbinde cevap muhtemelen yani böyle. İman kuvveti gerekiyor bunlara böyle. Mahşerden mezun ağır gelir sevabı. Ne yapıyor, ne gerekiyor? Buradan devamlı sevap gönderir muhtemelen böyle. Kanalı böyle gönderir. Devamlı böyle gönderir. Para gönderir mesela, mal gönderir. Fakir fukara verdiğimiz bunlara böyle. Yine selam ver, hasta yarat böyle. Namaz kıl, bir şey oku, yap gönder bir şey böyle. Sıratkı bir sene günahsız gitmek gerekir, geçmek yerine böyle. Elhamdülillah sonra da cennetten artık imtihan bitiyor muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin inşallah o cennete girmeyi, cemalları görmeyi nasip etsin. Hepimiz inşallah muhtemelen, ümmeti hepimiz nasip etsin inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha. Barınızı barak olsun inşallah.